Kıymetli Esnaf Odası Başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başkanımız seçildiği ilk günden bugüne kadar esnafımıza ne söz verdiyse hepsini tek tek yapmaya başladı. Biz seçim sürecinde de birkaç defa toplandığımızda bize dedi ki toplulaşımla ilgili destek vereceğim, merak etmeyin. Taksilerle ilgili, servisçilerle ilgili, esnafla ilgili, tüm mesleklerle ilgili esnafımızı rahatlatacağız dedi. Allah razı olsun. Her şeyi memleket için yapıyor, her şeyi esnaf için yapıyor. Esnaf dostu bir başkanımız olduğu için seviniyoruz. Alkışlar. Hatay'ımız 10 yıldır büyük şehir ama maalesef büyük şehrin nimetlerinden bugüne kadar çok faydalanmamış. Bunlar bu şehirde bugüne kadar olması gereken konulardı. Geç kalmış konular diyelim. Bunlar sizin haklarınız. Bunlar yapılması gereken işler. Şimdi biz bu şehri ayağa kaldırmak için esnafımızı da, çiftçimizi de, sanayicimizi de, memlekette neyimiz varsa hepsini bu şehirde tutmak için daha fazla bir efor sarf etmemiz gerekiyordu. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Şehrimizin geleceği için yapıyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği için bunları yapıyoruz ve yapacağız. Bunlar hizmet değil, bunlar bir görevdir. Sadece toplu taşımadaki arkadaşlarımıza yaptığımız desteğin bize maliyeti yıllık, dünkü bütçede 553-600 milyon civarında, helal hoş olsun. 1 milyarsa 1 milyarı da öderiz, hiç problem değil. Seçim döneminde araçların yaşıyla ilgili de sorun gelmişti. Dedim ki ben bu ortamda yaşa bakmayız. Biz araç yenilemeyi değil de şehri terk etmemeyi konuşmamamız lazım. Şehrin birliğini, beraberliğini konuşmamız lazım. Ve önümüzde inşallah Hatay'ımız Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olacak. Bunu 5 sene sonra göreceksiniz arkadaşlar. Öyle bir hal alacak ki Hatay, şu an biz onun çalışmalarını çok hızlı yapıyoruz. Müthiş bir Hatay yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Yeni bir Antakya yapıyoruz arkadaşlar. Bakın önümüzdeki yıl göreceksiniz. Yani Türkiye'de böyle bir şehir olmayacak. Yani yok. Böyle bir şehir yapılıyor. Bunun hazırlıkları önce esnafımızdan başlar. Tüm odalarımızın kendini bir check etmesi lazım. Yeni bir geleceğe hazırlaması lazım. Geleceğe götüreceğiz bu şehir. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Ben ilk hesabı aldığımda ilan da etmiştim. 7,5 milyar borcumuz vardı belediyenin. Sonra Cumhurbaşkanımız bize bir destek oldu. Allah razı olsun. Şimdi şura bir resmi kurum değil mi arkadaşlar? Veya sizin odalarınız var. Bu resmi kurumda gireni, çıkanı, alacağı, vereceği belli olması lazım. Tuşa bastığınızda bunu görmeniz lazım. Böyle bir belediyeyi devraldık. Elhamdülillah. Biz bir yandan gelirlerimiz, bir yandan giderlerimiz arttırma kısmıyla şu an 4.2 milyar ben borç ödedim. Ve özel sektöre, müteahhite borcumun tamamı kalanı 300 milyon civarına düşmüştür şu an. Kalan borçlarım sadece kamuya olan borçlar. İşte sigorta, bankalar, uzun vadeli alınmış krediler bunlar kaldı. Bu şu demek, Hatay Belediyesi artık Hatay'ın en güvenilir firması demek. Firma olarak bakarsanız itibarlı bir yer demek. Herkes mal vermek için sıraya girer. Onun için artık bu kurumdan hepiniz emin olabilirsiniz. Güvenilir, doğru, düzgün işleyen bir kurum haline getirdik burayı. Problemimiz hat suda. Ya elektrik faturası var, giderleri var, şuyu para da toplayamıyor tabii düzgün. Onunla ilgili arkadaşlar bir çalışma yapıyor. Biz yine Türkiye'nin en ucuz suyunu vereceğiz ama hat suyu da bir nebze toparlamamız lazım. Çünkü çok ciddi altyapı sorunlarımız var, çok ciddi yatırımlara ihtiyacımız var. Sözlerimiz var, bu milletin bizden beklentileri var. Bildiğiniz gibi Hatay'da en büyük sorunlardan biri altyapı, su, kanalizasyon ve yol problemiydi. En büyük sorun bu. Şu an 1000 kilometre asfalt yapıyorum, 1000 kilometre. Hesabı iyi yaparsanız, doğru düzgün yönetirseniz, bununla dertlenirseniz hizmet yavaş yavaş ayağa kalkıyor memleket. Hallerimizi başlatacağım. Otogarlarımızı başlatacağım. Ve şehrin master planını yaptırıyorum. Çalışıyoruz şu an. Küçük sanayi sitelerimizi nereye yerleştireceğiz? Hangi esnafımız nerede olacak? En büyük problemlerden biri Hatay'da bu. Hatay'ın her yerinde bu var.
Pazar yerinden tut kreş yerine kadar sorun var. Şimdi bunlara çalışıyorum. Bu tabi planlı oluyor. Yani yükümüz ağır. Bunu biz yapacağız, çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Size verdiğimiz destekler sizin ananızın ak sütü gibi helal hoş olsun. Şu an şu vatandaşımız bu şehri terk etmiyorsa, burada hala bekliyorsa bunların elini ayağını öpmemiz lazım. Bize düşen bu. Bu şehir bizim. Biz bu şehri bir an önce ayağa kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her gittiğimde ne durumdasın diye soruyor. Bu şehrin hassasiyeti için bu yapılıyor. Allah ondan da razı olsun. Biz Türkiye'nin en özel bir şehri için hazırlık yapıyoruz. Bir bunun hazırlığını yapalım. İkincisi de bu kadar hassas bir noktada birbirimize destek olalım.